Değerli dostlar, herkese merhabalar. CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, yurttaşlarımız barınacak ev bulamazken bu toprakların yabancılara satışı için aracılık edecek şirketlere kamu bütçesinden destek vermesi kabul edilemez dedi. 20 Nisan 2022 tarihli resmi gazetede yayınlanan hizmet ihracatının tanımlanması, sınıflandırılması ve desteklenmesi hakkında Cumhurbaşkanı kararıyla Türkiye'deki gayrimenkulleri yurt dışında pazarlayan şirketlere devlet desteği verilmesine tepki gösteren CHP Muğla Milletvekili Avukat Burak Erbay şunları dile getirdi. AKP iktidarı 20 yıldan beri ülkeyi büyük bir çıkmaza götürdü. Bütün bu sıkıntıları Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde her ortamda gündeme getiriyoruz. Devlete nasıl zarar verdiğini anlatmaya, bunu deşifre etmeye devam ediyoruz. Nasıl milletin kasasını boşalttıklarını, 128 milyar doları bir anda nasıl havaya uçurduklarını, devletin parasını, milletin parasını mal aralarına nasıl kaçırdıklarını, devletin parasıyla beşli çeteyi nasıl zengin ettiklerini anlattık, anlatmaya devam edeceğiz. Bunu kabul etmemiz mümkün değildir. Kendi vatandaşlarımız zor durumda. Aç bulamıyorlar, ev bulamıyorlar. Birçok insan barınacak ev bulamıyor. Muğla'da, Antalya'da, İstanbul'da, birçok büyük kentte fiyatlar, ev fiyatları 3'e, 5'e, bazı yerlerde 10'a katladı. Kendi vatandaşlarımız barınacak ev bulamıyor. Şimdi sizin bu yaptığınız bu düzenlemelerle insanlar yurt dışından gelecek kişilere evlerini satmak için kendi Türk vatandaşlarına makul fiyatlarla ev satmayı, ev kiralamayı vazgeçti. Sizin önceliğiniz Türk vatandaşı olması lazım. Onların menfaatini düşünmeniz lazım. Türk topraklarını, Türklerin yaşayacağı evleri yabancılara satacak, peşkeş çekecek şirketleri desteklemek doğru bir uygulama değildir. Bu topraklar için mücadele eden atalarımızın, dedelerimizin, savaşan atalarımızın, dedelerimizin torunlarına ev bulmamız lazım. Bizim bulacağımız, yapacağımız görev esas budur.